Diyanet Haber'den iyi akşamlar. Bültenimize hoş geldiniz sayın seyirciler. Zeytin Dalı Harekatı planlandığı şekilde devam ederken Ankara şu dakikalarda kritik bir konuğu ağırlıyor. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson Ankara'ya geldi ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmek üzere ayağının tozuyla külliyenin yolunu tuttu. Tillerson'ın çantasında iki ülke arasında soğuk rüzgarların esmesine neden olan Afrin ve PKK-PYD krizi var. İşte o tartışmalara ilişkin son mesajlar ve günün detayları. Zeytin Dalı Harekatı'nın 27. gününde bugüne kadar 1528 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. Son hava ve kara operasyonlarındaysa 43 terörist etkisiz hale getirildi. Karri, Şerbanlı, Şedya ve Divan köyleri de terör örgütünden temizlendi. Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye'nin İdlib kentinde yeni ateşkes gözlem noktası için konuşlanıldığını da açıkladı. Türkiye'ye verdiği taahhütlere rağmen Suriye'de PKK-PYD'yi silahlandırması ve 30 bin kişilik terör ordusu kurma girişimleri nedeniyle iplerin gerildiği ABD ile yoğun diplomasi de sürüyor. Brüksel'de düzenlenen NATO Savunma Bakanları toplantısında Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, ABD Savunma Bakanı James Mattis ile görüştü. Mattis'ten şaşırtıcı bir teklif geldi. Canikli, ABD tarafında YPG konusunda bir kararlılık görmediği mesajını verdi. YPG ve PYD'nin PKK'dan tamamen ayrılacağını, hatta onlara karşı savaştırılacağını sağlayacakları şeklindeki ifade de aslında bu çabaların bir parçası olarak görüyoruz ama sorunu çözmüyor. ABD Savunma Bakanı Mattis ise ABD'nin PKK ve diğer terör tehditleriyle mücadelesinde Türkiye'nin yanında olmaya devam edeceğini iddia etti. Terör örgütü DEAŞ'la mücadeleye ve küresel güvenliğe yaptığı katkılarından dolayı Türkiye'ye teşekkür ederim dedi. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise Türkiye'nin meşru müdafaa hakkını kullanmasına destek verdi. Orantılı güç önerdi. Stoltenberg, hiçbir NATO ülkesi Türkiye kadar terör mağduru olmadı. Türkiye terör örgütleriyle başarılı bir mücadele yürütüyor. Ancak orantılı ve ölçülü bir şekilde karşılık verilmesini bekliyoruz, diye konuştu. Savunma Bakanlarının Brüksel'deki görüşmesinin ardından gözler Ankara'ya çevrildi. ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson, Ankara'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kabul edilmeden önce karşılıklı mesajlar yoğunlaştı. Başbakan Binali Yıldırım, Alman 1. Televizyon kanalına konuştu. ABD'yi tehdit etmiyoruz. ABD NATO üyesi, Türkiye NATO üyesi, Almanya da NATO üyesi. Biz şunu diyoruz, NATO sınırlarını koruyan Türkiye'ye karşı terör faaliyetlerinde bulunan terör örgütleriyle çalışmayın. Bu ortaklığa uymaz. Büyük bir devlete yakışmaz. Bizimle işbirliği yapmak isteyenlerin siyasi çözüm konusunda da aynı duyarlılığı göstermesi lazım. Ama da daha da önemlisi Suriye'nin toprak bütünlüğü konusunda hassasiyetini gösterirken Suriye'yi bölmek isteyen terör örgütlerine de desteğini bitirmesi lazım. Bu kadar açık. ABD'nin terör örgütünü binlerce tır ve uçakla ağır silah, mühimmat ve askeri teçhizat verdiği açıkça biliniyordu. 5000 tırın dışında 2000 civarında uçakla gelen silah ve mühimmat var. Müttefikimiz olan bazı ülkeler biz terör örgütüne silah yardımı yapmadık diyorlar ama biz terör örgütüne silah yardımı yaptıklarını tüm kayıtlarıyla beraber biliyoruz, görüyoruz, görüntülüyoruz. Kimi aldatıyorsunuz ya? Dışişleri Bakanı Tillerson bu gerçeği inkar etmeye çalıştı. Türkiye ile çalışmalarımızı aynı istikamette sürdürmek için bir yol bulmamız gerekiyor diyen Tillerson, terör örgütü YPG'ye ağır silah vermediklerini iddia etti. YPG'ye asla silah vermedik. Dolayısıyla geri alınacak bir şey yok. Türkiye ile ana hedeflerimiz tamamen ortak. Sayın seyirciler, Afrin'de terör örgütünden kaçan PKK-PYD'li terörist Edirne'de yakalandı. O terörist PYD'nin PKK bağlantısı ve bazı Avrupa ülkelerinden gördüğü desteğe ilişkin çarpıcı itiraflar yaptı. Almanya'da PKK yandaşı gösteriler yasaklandı. Türkiye'nin Afrin sınırındaysa Mehmetçi'ye destek ve halka moral vermek için özel misafirler vardı.
Suriye'den kaçan PKK-PYD'li bir terörist Edirne'de yakalandı. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan terörist PYD'nin PKK bağlantısı ve Batı'dan aldığı destek konusunda önemli itiraflarda bulundu. Kaldığımız kampta PKK'nın elebaşlarından Murat Karayılan ve PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan'ın afiş ve posterleri vardı. YPG kamplarında her yerde bunlar asılıydı. Örgüte ABD, Almanya ve Fransa gibi ülkelerden katılım oluyordu. ABD'den gelenler de YPG üniforması giyip Kalaşnikov taşıyorlardı. Örgütte sabit kalmıyor, farklı birliklere geçiyorlardı. Bu itiraflara rağmen son dönemde terör yandaşlarının tansiyonu yükseltmesi ve saldırılarıyla sıkıntı yaşayan Avrupa ülkeleri bazı önlemler almaya başladı. Almanya'da PKK gösterileri yasaklandı. PKK'nın Almanya'daki çatı örgütü NAVDEM'e gösteri izni verilmeyeceği açıklandı. Gerekçe olarak ülkede terör örgütü kabul edilen PKK'nın yasaklı sembollerinin ve terör örgütü liderinin posterlerinin taşınması gösterildi. Kararın ilk yansıması olarak da Almanya Demokratik Kürt Toplum Merkezi'nin Köln ve Leverkusen kentlerinde düzenlemek istediği gösteriler iptal edildi. Almanya'da temaslarda bulunan Başbakan Binali Yıldırım, son zamanlarda Almanya'da terör örgütü PKK'ya karşı kararlı bir duruş gösteriliyor. Bunlar da iki ülke arasındaki ilişkilerin tamir edilmesinde güzel adımlar dedi. Suriye'deki durum Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde ABD ile Rusya arasında tartışmalara neden oldu. ABD'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley, Rusya'nın Suriye'de gerçek bir barış için rejim üzerindeki ağırlığını kullanmasının zamanı geldiğini söyledi. Buna karşılık Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Vasily Nebenzia sürekli Rusya'dan taleplerde bulunulduğundan şikayet ederek ABD ve müttefiklerinin muhalifler üzerindeki ağırlığını kullanmasını istedi. Tüm bu tartışmaların arasında Türkiye kararlı bir şekilde Afrin'i terör örgütünden temizleme harekatını sürdürürken bir grup sanatçı sınır hattındaydı. Yavuz Bingöl, Tamer Karadağlı, Erhan Yazıcıoğlu, Erhan Güleryüz, Mustafa Ceceli, Zuhal Yalçın ve Sefa Sezgin'in de yer aldığı grup Reyhanlı'da terör örgütünün roketli saldırısında hayatını kaybeden lise öğrencisi Fatma Avlar'ın okulunu ziyaret etti. Sanatçılar daha sonra ilçe jandarma komutanlığında Mehmetçiklere moral ziyareti gerçekleştirdi. Sayın seyirciler, Mehmetçiğin Afrin'den zaferle dönmesi için dua edenler sadece vatandaşlarımız değil, ülkelerinden terör örgütü PKK-PYD'nin de baskıları nedeniyle kaçan Kürt ve Arap aileler vatanlarına dönebilmek için Türk Silahlı Kuvvetleri için duacı. Zeytindalı Harekatı'nda bir ayı geride bırakmaya hazırlanırken terör örgütü PKK-PYD'den kaçan Afrinli Kürt ve Arap aileler de işgalci terör örgütünün bölgeden temizlenmesini istiyor. İnşallah Zeytindalı Harekatı sayesinde Türk ordusu Afrin'i terör örgütlerinden temizleyip bölgedeki zulmü bitirecek. Afrinliler vatanlarına dönecekleri günü özlemle bekliyor. Onlara dönüş yolunu açacak tek umutsa Türk ordusu. Kürt kökenli Meri Ahmet ve Abdullah Ahmet, Jalbul köyünden kaçarak Türkiye'ye sığınan Afrinlilerden. İnanıyorum Afrin özgürlüğüne kavuştuktan sonra Münbiç ve diğer bölgelerde güvenli bölge ilan edilerek kendi evlerimizde, köylerimizde, ilçelerimizde huzur içinde yaşayacağız. Ellerindeki her şeyi alınarak akrabalarıyla sürgüne zorlanan Afrinli Ahmet, zulmü bitirmesi için Mehmetçiğe dua ediyor. Biz akrabalarımızla birlikte PYD'nin zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığındık. Zeytindalı Harekatı bizim geri dönmemiz için en büyük umudumuz. İnşallah Türk ordusu Afrin'i terör örgütlerinden temizleyip bölgedeki zulmü bitirecek. Vatan hasreti burnumuzda tütüyor. Yusuf Hamdu da Afrin'den kaçmak zorunda kalanlardan. Sadece kendilerini misafir etmekle kalmayıp aynı zamanda topraklarını terör örgütünden temizlemek için de mücadele veren Türkiye'ye minnettar olduklarını söylüyor. Özellikle BAP'ta olduğu gibi Afrin'de terör örgütünden temizlendikten sonra inşallah halkımıza teslim edilecek. Halkımız eskiden yaşadığı bölgelere geri dönerek orada yaşamaya başlayacak. Böylece bölgedeki zulüm ve terör olayları son bulacak. Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz.
Terör örgütü PKK-PYD'nin elindeki Kamışlı kentinden kaçarak Türkiye'ye sığınan Halil Muhammed ise teröristlerin ailesini paramparça ettiğini söylüyor. Bu teröristler ailemi paramparça etti. Çocuklarımın bir kısmı Suriye'de, bir kısmı yanımda, bir kısmı başka yerlerde. PYD evleri tek tek arayarak gençleri alıp zorla götürüyor. İki oğlum kaçınca engelli kardeşlerine bakmak için 17 yaşında bir oğlum mecburen köyde kaldı. Ancak sık sık evimizi basarak oğlumu almak istiyorlar. Halil Muhammed engelli çocukları için de destek bekliyor. Hayırsever insanlardan çocuklarıma yardımcı olmalarını istiyorum. Benim imkanım yok. Bu nedenle zaten çadırda yaşıyorum. Bölge PYD teröründen temizlenirse koşa koşa evime dönerim. Sayın seyirciler, Başbakan Binali Yıldırım ve Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş Belarus'taydı. Yıldırım ve Erbaş başkentte Minsk Camii'ni ziyaret etti. Ülkedeki Müslüman toplum temsilcileriyle görüştü. Başbakan Binali Yıldırım resmi ziyaret için gittiği Belarus'un başkenti Minsk'te oldukça sıcak karşılandı. Havalimanında milli kıyafetleriyle iki Belaruslu genç kız tuz ve ekmek ikram etti. Yıldırım bir parça ekmeği tuza banarak yedi. Heyette Diyanet İşleri Başkanı Profesör Doktor Ali Erbaş da vardı. Erbaş Başbakan Yıldırım'la birlikte Minsk Camii'ni ziyaret etti. Başbakan Yıldırım ve Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye Diyanet Vakfı'nın katkılarıyla aslına uygun olarak yaptırılan ve 2016 yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Belarus Cumhurbaşkanı Alexander Lukashenko tarafından açılan cami hakkında Belarus Dini İdare Başkanı Ebubekir Şabanoviç'ten bilgi aldı. 54 yıl önce yıkıma uğrayan Minsk Camii, Türkiye'nin katkılarıyla yeniden inşa edilmiş ve cemaatine kavuşmuştu. Cami yaklaşık 7 milyon dolara mal oldu. Başbakan Yıldırım ve Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, camide Belarus'ta yaşayan Müslüman toplumu temsilcileriyle de görüştü. Sayın seyirciler, Diyanet TV ekibinin umrecilerle birlikte kutsal topraklardaki ziyaretlerini ekranlarınıza taşımaya devam ediyoruz. Medine'ye geçen kafile Uhud Dağı ve şehitliğiyle Mescid-i Kıbleteyn ve Kuba Mescidi'ni ziyaret etti. Mekke'deki ziyaretlerini tamamlayarak Medine-i Münevvere'ye geçen umre kafilemizdeki üniversiteli öğrenciler İslam tarihinin manevi mekanlarının ziyaretini sürdürdü. O adreslerden biri Müslümanların 70 şehit verdiği Uhud Savaşı'nın yaşandığı yerdi. Uhud bizi sever, biz de Uhud'u severiz buyuruyor Peygamber Efendimiz. İşte o mübarek yerde Uhud Dağı'nın eteklerindeyiz. Umre kafilemiz Uhud'la ilgili bilgiler alıyor. Öğrenciler burada Okçular Tepesi'ne çıkarak savaş anında okçuların savaşın seyrini değiştirdiği hadiseyi dinledi üniversite hocalarından. Saf düzeni sistemi denen bir savaş sistemi getirdi. Peygamber Efendimiz Uhud Savaşı'nda 70 okçuya işte bu tepeden ayrılmamaları gerektiğini söylüyor. Savaş Müslümanların lehine ilerlediği için okçular tepeden ayrılıyor. Müşrikler bunu bir fırsat bilip arkadan saldırıyorlar. Ve Müslümanlar lehe ilerleyen savaşı ne yazık ki kaybediyor. Bu kayıp neticesinde Hazreti Hamza ve Musab bin Umeyr de içinde olmak üzere 70 şehit veriyoruz. İşte umrecilerimiz bu şehitler için Kur'an-ı Kerim okuyor, dualar ediyor. Sonraki durak Uhud şehitliğiydi. Peygamber Efendimizin amcası Allah'ın aslanı olarak bilinen Hazreti Hamza'nın ve 70 sahabenin kabrinin yer aldığı şehitlikte öğrenciler dua etti. Hüzünlüyüm aslında. Burada olmaktan tabii ki mutluyum da dua edeceğiz inşallah onlara. Musab bin Umeyr gibi böyle güzel bir sahabemizin inşallah örnek alıyoruz. İnşallah onun gibi olabiliriz biz de, evlatlarımızı onun gibi yetiştirebiliriz. Onlar gibi, sahabeler gibi, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi. Çok güzel geçiyor günlerimiz burada. Çok şükür elhamdülillah. Güzel bir şekilde umremizi yaptık, ibadetlerimizi yaptık. Allah kabul etsin inşallah. Şimdi Uhud'a geldik. Çok muazzam bir noktadayız. Hazreti Hamza'nın ve Hazreti Musab'ın yanındayız.
Gerçekten çok büyük bir şeref. Ardından kafile Mescid-i Kıbleteyn'deydi. Peygamber Efendimiz ashabıyla birlikte namaz kılarken bir ayet nazil oldu. Bu ayette kıblenin Mescid-i Aksa'dan Kabe'ye yönlendirilmesi emrediliyordu. Peygamber Efendimiz ashabıyla birlikte yönlerini hemen Kabe'ye doğru çevirdiler. O günden bugüne bu mescidin adı Mescid-i Kıbleteyn, yani iki kıbleli mescid olarak anıldı. Dünyanın birçok yerinden gelen Müslümanların namaz kılıp dua ettiği mescidin ziyaretinin ardından umrecilerin o günkü son durağı İslam'ın doğuşundan sonra yapılan ilk mescid özelliğini taşıyan Kuba Mescidi'ydi. İşte bu gördüğünüz mescid Kuba Mescidi. İslam tarihinde cemaatle namaz kılınmak için yapılan ilk yer. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Medine'de bulunduğu zaman cumartesi, bazen de pazartesi günleri Mescid-i Kuba'ya giderek namaz kılar, burada verilen Kur'an-ı Kerim derslerini denetlerdi. Sayın seyirciler, Amerika Birleşik Devletleri bir kez daha okul baskını dehşeti yaşadı. Florida'da bir okulun eski öğrencisi otomatik tüfekle bastığı okulda 17 kişiyi öldürdü, 15 kişi yaralandı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde disiplinsizlik yüzünden okuldan uzaklaştırılan bir öğrenci liseyi otomatik tüfekle basarak 17 kişiyi öldürdü, 15 kişiyi yaraladı. Miami şehri yakınlarındaki Parkland bölgesinde Stoneman Douglas Lisesi'nde yaşanan dehşetin ardından polis alarma geçti. Bölgeden kaçtığı belirlenen saldırgan belli bir süre takip edildikten sonra yakalandı. Saldırıyı okulun eski öğrencisi 19 yaşındaki Nicholas Cruz isimli gencin gerçekleştirdiği ve olayda av tüfeği kullandığı açıklandı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu kaydedildi. Saldırı sonrası sosyal medyadan açıklamalarda bulunan Amerikan Başkanı Trump, hiçbir öğrenci, öğretmenin bir Amerikan okulunda kendini güvensiz hissetmemesi gerektiğini belirtti. That torch is now in our hands. Bireysel silahlanma ve silah taşımanın büyük bölümünde serbest olduğu Amerika Birleşik Devletleri'nde sık sık bu tür saldırılar yaşanıyor. Bu olay 2018 başından bu yana, yani sadece 45 günde Amerika Birleşik Devletleri'nde benzer şekilde gerçekleşen 18. saldırı olarak kayıtlara geçti. Sayın seyirciler, İstanbul'da Sultan Abdülhamit Han'ın vefatının 100. yılında açılan anma sergisini gezmenizi tavsiye ediyoruz. Neden mi? Çünkü 2. Abdülhamit döneminin bugüne kadar en geniş kapsamlı olarak özel eşya ve eserlerle anlatıldığı sergide Abdülhamit Han'a ait onlarca nesne de ilk defa görücüye çıkıyor. Sultan Abdülhamit Han vefatının 100. yıl dönümünde Türkiye'de çeşitli etkinliklerle anılıyor. O etkinliklerin en özellerinden biri de İstanbul'da düzenlendi. Daha doğrusu düzenleniyor. Kilit haklarını alıp Rusya'ya veya özel üretim yapmış. Abdülhamit Han 100. yıl anma sergisi İstanbul Hisart Canlı Tarih ve Diyorama Müzesi'nde tarih ve sanatseverlerle buluştu. 30 senenin birikimi hem yurt içi hem yurt dışındaki özel koleksiyonerlerden, müzayedelerden topluyorum. Ve bir kısmı yurt dışına kaçmış eserleri alıp getiriyorum. Veya kaçmak üzere olanları önleyip almış oluyorum ve Türk tarih ve kültürüne kazandırmış oluyorum. Selçuklu'dan Cumhuriyet dönemine uzanan geniş yelpazede eserlerin yer aldığı serginin envanterinde Abdülhamit dönemine ait çok sayıda eşya var. En ciddi kapsamda yapılmış canlandırması Abdülhamit'in de arkada görüyorsunuz. Orijinal tabii ki ceketi ve pantolonu aslına uygun şekilde yapıldı ama diğer aksesuarlar orijinaldir. Özellikle Sultan Abdülhamit'e ait daha önce gün ışığına çıkmamış onlarca eşya sergide en çok ilgi görenler arasında. Bu sergide Abdülhamit Han'a ait daha önce gün ışığına çıkmamış onlarca eser var. Silahları var, kılıçları var, tabancalar var, apoletleri var. Çok ilginç
ona hediye edilmiş eserler var. Ve ayrıca Abdülhamit'in babası, amcası Abdülmecit Abdülaziz Han'a ait olan eşyaları sergiliyoruz. Çünkü Abdülhamit Han'ı anlayabilmemiz için öncesine de bakmamız lazım. Sergi bugüne kadar Türkiye tarihinde 2. Abdülhamit'le ilgili en geniş kapsamlı çalışma olarak dikkat çekiyor. Hem öncesini hem Abdülhamit Han'ı hem sonrasını içeren çok geniş kapsamlı bir sergi oluyor bu. Pazartesi hariç her gün açık olan sergi 17 Mart'a kadar ziyaret edilebilecek. Tüm İstanbul'un hatta ülkemizdeki diğer şehirlerimizde yaşayan vatandaşlarımızın da burada gelip bu güzellikleri, bu nadide eserleri görmesinde çok büyük bir fayda görüyorum. Evet, bu güzel sergi haberiyle veda ediyoruz efendim. Sizlere yarın akşam 18.30'da buluşmak ümidiyle Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar.